Ama بعد, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولو أشركوا وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. Allah subhanahu wa ta'ala bana bu keltirilgen ayetlerde özüge şerik kılınışligini, keçirmesligini bayan kıldı. Demek şirk ameli kimden sadır bulsa, kim buluşligiden kat'i nezer Allah subhanahu wa ta'ala keçirmeydi. Egerçi o keçesi bile nafil ibadet kıyan bulsun, kündüzü nafil roze tutup ötken bulsun, şirk ameli bilen Allah'ın huzuruna barıp kalsa Allah saklasın, onu Allah hiç geçirmeydi. Allah'ın va'desi kat'i. Mana bu ayet şunga dalalet qiladi. Eğer kişi tog tog günahlarını kılıp borgan bo'lsa, şirk keltirmagan holatda borgan bo'lsa, umid ki Allah keçirer. Xohlasa azob beradi, xohlasa keçiradi. Buni umidi bor. Günahı yarışa ya Allah subhanehu ve teala cezasını verir ki yine cennetki dahil kıladı. Eğer şirk bilen hayattan ötmegen bilse. Eğer şirk keltirişken bilse deydi Allah teala ki yine ayette ularını kılgen amelleri habete boladı. Habitatin naqah kelimesinden alingen tüyenin karnı işit yarılıp ölüşlüğüne habita kelimesi bilen Araplar bildirir. Şirk amelini kılıp yürgen adam, amelleri katta bulup, kunsayın, sahta obru topup barışlıginin misali, tüyenin karnını işip, yoganlaşıp barıyatken yok şeydi. Nadan adam bu tüye nahayette bir yetili yaptı, yoganlaşıp bir kursan bulsa, akıllı adam biledi ki bu halaketke yakınlaşıp barıyatken. Ahir yorligandan keyin u tamomiy tuyalik sifatini yo'qotadi. Ko'rinishda ham amal katta bo'lib kelayotgan bo'lsa, uning misoli bir ishib borayotgan bir tufakka o'xshaydi. Aqlli odam bu narsa butunlay tagi bilan yo'qib kelayotganini ko'radi. Habito kalimasi bilan Qur'oni Karimda bu iste'mol qilinishligi ham bir diqqatga sazovordir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydi: Habibul alamin bo'lgan, Sayyidul anbiya bo'lgan shunday zotga Alloh taolo ayamasdan agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deydi Alloh taolo. Demak biz shirk shunday katta gunoh ekan, qanday qilib biz shirkdan saqlanmoqligimiz kerak? Mana bu shirk qaysi bir amallarga kirib qoladi? Biz mana bu narsani bugungi darsimizda inshaalloh qisqacha o'rganamiz va darsimizni davomini bir yangi mavzu haqida ham bir ochmoqchimiz, inshaalloh darsning navbatdagisida aytamiz. Shirkni o'zimizdan yo'qotishlik uchta turdagi shirkni yo'qotishlik bilan hosil bo'ladi. Birinchi, Rabb taoloning fe'llarida shirk keltirish. Buni bilmoqimiz kerak. Rabb taoloning fe'llaridagi shirk nimadan iborat? Alloh subhanahu va taolo koinotni, hamma mavjudotni yaratdi. Yaratuvchi deb tan olamiz, e'tiqod qilamiz. Alloh subhanahu va taologina butun koinot yerini boshqaradi. Mana bu e'tiqodot hammamizga ma'lum. Biz demak e'tiqod qilamizki, koinot yerini Allohdan boshqa yaratgan emas. Butun mavjudotni faqat Alloh yaratgan deb e'tiqod qilamiz. Hamma mavjudotni Alloh subhanahu va taolo o'zi boshqaradi deb e'tiqod qilamiz. Bu e'tiqod shirkdan saqlanishligimiz uchun bo'lgan
amellerinin bittesi. Lekin hammasimiz. Bu sıfatta müşrikler hem şimdi itikad kılışken. Müşrikler hem kainat-ı yerini kim yaratken deyse Allah deyişken. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Eğer kainat-ı yerini kim yaratken deyip sorasız Allah deyişedir. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ Kainat-ı yerini kim başkarar deyişiz? فَسَيَقُولُنَ اللّٰهِ Allah başkarar deyişiz. Biz Allah başkaradı, Allah yaratken deyip itikad kılmalıgımız gerek. Yani tekrar etmemiz bu itikadımız özü şirkten saklanışını tekip ayetimiydi. Bu itikaddan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrindeki müşrikler hemşi etikatta bugün. Lekin şirkinin başka türden saklanışmaya. Demek Rab Teala'nın fiilide şirk keltirişlikten saklanmalıgımız için kainat-ı yerini yakka Allah yaratken ve kainat-ı yerini Allah başkaradı. Fakat Allah'ını özü başkaradı bir etikatta. Bazı sufiyeler kainat-ı yerine boshqarishlikni ba'zi bir tarbiyat kunanda deb atagan narsalarga topshirishlik bu shirkning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklardan ham battar bo'lgan kishilardir. Chunki bir viloyatni bitta tarbiyat kunandaga topshirish, yana bir viloyatni bir tarbiyat kunandaga topshirish bu hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklardan ham past martabadir birodarlar. Buni bilmoqligimiz kerak. Rab Teala'nın fiilleri de şirk keltirişlikten saklanmalıgımız gerek. İnnemâ emruhu izâ arâda şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Alâ lehul halku vel emr. Yaratış ve başkarış Allah'ın özüye has ekelliğine agah buluyorlar ki biliyorlar şunakken. İkinci şirk ibadette hususen duada. Mana bu şirkten saklanmalık gerek. Yani Allah subhanahu ve teala'ya ibadet kılış edik kule. Elhamdülillah ibadet kılamız. Lekin bu ibadette eğer başkaya hem koşup ibadet kılınabiliyon olsa bu ibadetteki şirktir. Mana bu husumet peygamberler bilen kavimleri hakkıdaki bulgen husumet şu meselede bulur. Biz dua kelimesini alakıda etkenliğimiz, dua ibadettir. Ad-dua'u muhul ibadet, yani ki İmam-ı Tirmizi rivayetlerde ad-dua'u huvel ibadet. Dua hakiki ibadettir. Eğer duanı Allah'a kılsek, ibadetini Allah'a yine kıcam bulan. Eğer Allah'a ham kılıp, bazı vakitlerde başka ki ham dua kılıp sığınsek, bu nerse ibadetteki şirk buladı. Bu şirk, peygamberler agahlantırken şirk meneşidir. Şun bilen insan müşrik buladı, eğer duanı ve nazar ibadet, tevekkül ibadet, istianat, yardım soruş ibadet, istigata, başka musibet çıkende feryat çekip yardım soruş ibadet ve birer bir hayvanını soyup ibadet kılış, mana bu narsalarni agar Allohni o'zgagina qilinsa, ibodatni Allohni o'ziga qilingan bo'ladi. Boshqa narsaga ham qo'shib, masalan, har xil joylarga nazr qilsa, bu ibodatdagi shirkdir. Ba'zi kishilarga yana darslarimizda takror aytgandek, hozir ham takror aytamiz, bu siz Allohdan boshqaga duo qilyapsiz desa, men ibodat qilayotganim yo'q, duo qilyapman deydi. Duo ibodatning ayni o'zidir. Bazı kişilerge ise siz bu nazirizi Allah'a kılmayapsız dese men nazir kılıyapsan ibadet kılıyapkenim yok dedi. Nazir bu ibadet mibanasını mı deyip sual kılamdı. Savab talep kılınadigan ve Allah razı bula Allah razı bula digan ameller ibadettir. Söz ve amellerini öz içi geledir. Eğer biz şu kurbanlığımızı Allah'a kılsak, ibadetini Allah'a kılacağım bulamız, başka nerseler yakılsak, ibadetini başka nerseler yakılacağım bulamız. Men nazara li gayrillah, fe aleyhi lanetullah. Kim Allah'tan başka ya nazir kısa, Allah'ın lanet olsun derler. Men zebaha li gayrillah, fe aleyhi lanetullah. Kim Allah'tan başka ya soygan bulsa, Allah'ın laneti bulsun derler.
Demek bu amellerini biz aytib o'tdik. Bazı bir kişilerge, biz Allah'ı ibadet kılıyatkenimiz yok. Bu sığınyatken nertelerini özümüz bilen Allah'ın ortasında varsa de bilemiz. Degen sözle işledim. Meneşi şirkinin aynı özüdür. Kur'an-ı Kerim'de ular özlerinin şirklerini taza, doğru amelde bildirişlik için مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz Allah'a bir kısmen yakın kılıçlık için ibadet kılamız, halas Allah deyip ibadet kılmayımız dişerdi. Şunun için müşrik bu işte. Vasıta kılıçlık aynı şirktir. Şunu yakışı bilme olduğumuz gerek. İbadetteki şirklerden bittesi, hükümle, hükümde Allah'a başkalarını şerik kılıç. Yani beşer hükmü, insan tarafından bölgen hükümle, Allah'ın hükmüge beraber körüşlük aynı şirktir bu. Allah subhanehu ve teala lehul hukmu vel emr. Ala lehul hukmu. Hüküm Allah'ın özüye hastır. Ve men lem yehkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun fe ulaike humul zalimun fe ulaike humul fasikun. Hüküm bu kabul kılış ibadettir. Hükümge teslim kılış ibadettir. Ve aynı imandır. Eğer bu hüküm Allah'ın hükmü olsa, ibadetini Allah'a kılış, eğer bu hüküm insanlı hükmü olsa, ibadetini insanlığa kılıştır. Bu şirktir. Allah subhanehu ve teala bunu hiç kaçan keçirmeydi. Bana bu nesleri bilmalıgımız gerek. Ne'udhu billah, Kur'an'lı hükmü indi hazır ki zamanda doğru kemiği kaldı degen olsa, onu da imandan boyan konuydu. Üçüncü şirk, sıfatlardaki şirk. Mana bu narsa ham ko'p müşrikler müşrik bo'lishgan shirkdir. Sifatlardagi shirk nima? Allohning mahluqotidan ba'zilarini Allohga xos bo'lgan sifatlarning ba'zisi bilan sifatlab qo'yishlikdir. Ya'ni ba'zi sifatlar borki Allohning o'ziga xos. Bu sifatlarni bandada ham topiladi deb e'tiqod qilishlik ba'zi uluh kişilerde tapıladı deyişlik şirktir. Meselen, gaybni bilişlik, Allah subhanehu ve teala'nın özge hastır. Gaybni Allah'tan başka bilmeydi. İstisna suratını ayeti bitemiz hali. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem memur buldular ki Allah subhanehu ve teala tarafından وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰهُ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni bazılar mecnun dişerdi. Uşşetler ki وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰهُ Bunki cinti yiyip etken, çünkü kadar biz bilen siz aklımız yetmeyi diyen gaflarını gafret dişerdi. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰهُ Minki hiç kendisi zarar yetkeni yok dediler. Şu dişlikke mamur buldular. Agar g'aybni bilganimda juda ko'p yaxshiliklarni ko'paytirib yubordim dedilar. G'aybni bilgan odam yaxshiliklarni juda ko'paytirib yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men g'aybni bilmayman, g'aybni bilganimda ko'p yaxshiliklarni qilardim men, ko'paytirib yubordim dedilar. Va indahu mafatihul g'ayb. G'ayb xazinalari Alloh subhanahu va taoloning huzuridadir. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunzilul g'ayb. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Allah subhanehu ve teala deyişte gaybini sanat, kıyamatta biliş, yomg'irlarni tushiriş ve bechadondagi bolalarni biliş, şimdi to'xtalib o'tamiz, bechadondagi bolani bilişlik, o'g'il qizini, boshqani bu narsa emas. O narsani o'g'il qizlik belgisi bo'lgandan keyin o narsani bilishlik oddiy jihozlar ham bila oladi birodarlar. Misoli shunga o'xshaydiki, devorda orqasida bitta aniq bir odam gapirib turgan bo'lsa, uning tovushi erkak yoki ayolligi aniq bilinadi. Devorda bu yerda turgan odam men devorda nariyaga qaramasdan turib buni o'g'il qizligini ajratib beraman deyishdan boshqa faxrlanishmas. Hani bu devalın arkasında misal kılaylik, havuç çıkmazsan,
Şimdi bir narsaga bekitib qo'yilgan vaqtida bilsin uni. Uni tovushi chiqib, men erkakman deyotgandek, yoki men ayolman deyotganini bildim deb faxrlangandan boshqa narsa emas bu. U aytdi, go'yoki o'g'il qizlik belgisi bo'lgandagi uni bilishlik bilan faxrlanishlikdan uyalish kerak. Ana bu g'aybni biz xullas ular bilan munozara qilib o'tirmaymiz. G'aybni Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Va ertaga nima qilishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Qayerda inson o'lishligini ham Alloh o'zi biladi. Ertaga nima qilishligini bilaman men degan odam ertaga qiladigan narsalarni yozsin. Va ertaga qilgan qilmoqchi bo'lgan narsalarni yozib, ertaga qilgan narsalarni ham yozib yursin deki uni solishtirsin. Mashriq bilan mag'ribcha farq qiladi. Agarchi ertaga qilmoqchi bo'lgan ishlarga harakat qilsa ham shunga o'xshataman dedi. Hayotda meni ko'rib turibsizki, ertaga to'y qilaman degan odam ertaga dadasini kuzatyapti. Hayotda ko'rib turibsiz birodarlar. Bunaqa narsalar bu birlamchi haqiqat. Ertaga nima qilishligini inson bila olmaydi. Va qayerda o'lishligini inson bila olmaydi. Xullas biz g'aybni bilish sifati Alloh subhanahu va taologa xos deymiz. Lekin biz istisno qilgan o'rinda, Qur'oni Karim istisno qilgan o'rinda biz ham istisno qilib aytamizki, Alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtado mir rasul. G'aybni biluvchi Alloh subhanahu va taolodir. O'zining g'aybiniga birovni g'aybini birovga ko'rsatmaydi. Magar o'zi ixtiyor qilgan rasulga ko'rsatadi. Rasul Alloh subhanahu va taolo tarafidan kitob nozil bo'lgan zot. Mana bu zotga ba'zi bir g'ayblarni bildirishligi mumkin. O'zi ixtiyor qilgan. Rasullarning ichida o'zi ixtiyor qilgan boshqa odam bo'lmaydi, faqat rasul bo'lishligi shart. Chunki bayon dedi mir rasulin deyiladi. Biror bir kishi payg'ambar bo'lmagan kishini g'aybni Alloh bunga bildirgan desa, mushrik bo'ladi. G'aybni mabodo Alloh bildirsa, rasul payg'ambarga ba'zi g'ayblarni bildirishi mumkin. Masalan, aytaylik, Rum bilan Fors jang qilgan vaqtda qaysi Rum va Fors g'alaba qilishligini Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bildirdi. Alif lam mim g'ulibatir rum fi adnal ardi va hum min ba'di g'alabihim sayaglibuna fi bid'i sinin. Rum mag'lub bo'ladi. Yerining bir qismida mag'lub bo'lib, bir necha yildan keyin fi bid'i sinin Forsga g'olib bo'ladi degan oyat nozil bo'ldi. Hamma mushriklar mana endi Muhammad endi yolg'onchi bo'ladi dedi. Chunki Fors hukmdorligini hech kim yeng bo'ladi degan o'ylamasdi. Fors eng dunyodagi zo'r hukmdorlik, ikkita hukmdorlikning bittasi edi. Nihoyat darajada quvvatligida. Buni yengib bo'lishligini hech kim aql olmasdi, xuddi Shiyoiyaning yo'qib ketishligini hech kim aql olmagandek. Ana shunda shu oyat nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berdilarki, Rum avvalda mag'lub bo'ladi Forsga va keyin bir necha yildan keyin g'olib bo'ladi. Bid'i deb 3 bilan 10 ni o'rtasidagi adatni aytiladi. 1 bilan 10 o'rtasidagi. Shunda hamma Abu Bakr radhiyallohu anhu ga endi mana birodaring endi yolg'onchi bo'ladi deyishdi. Deganda nima uchun degan shunday xabarda aytishganda Umayyat ibn Xalab mushriklarning kattasi bu kishiga aytdilarki, hatto garov o'ynadilar. Aytdilarki, bid'i sinin albatta bu Allohning xabari bo'lib sodiq dedilar. Ya'ni Qur'oni Karimda nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Haqiqatda ham bid'i sininni 4 yildan keyin deb garov o'ynaganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat borki, 2 yil bid'idan murod dedi. Bid'i bir necha degani, 1 bilan 14 tasdagi raqamni aytamiz. 2 yil ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eshitdilar-da, 4 yilni 2 yilga dedi. Ular 4 yilga bo'lsa ham rozi bo'lgandi. 2 yilda Rum g'olib bo'ldi. Avval mag'lub bo'lgandan keyin. Qur'oni Karim xabar berganda qabuldi. Mana bunday xabarlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga xohlagan rasuliga shunday xabarlarni bildiradi. Demak, muvahhid shirkdan saqlangan odam mana bu 3ta shirkdan saqlangan kishidir. Agar shu 3ta shirkdan saqlangan bo'lsa, biz bu odamni shirkdan, katta shirkdan saqlandik deymiz. Shun bilan biz
Şirk, kichkina şirkni ham qisman eslatib o'tmoqimiz, o'tishimiz kerak. Kichkina şirk va uning turlari. Kichkina şirklar borki, bu katta şirkka olib borib qo'yishlik mumkin. Agarchi ibodat martabasi yetmasa ham. Buni kichkina şirk amallarini qilgan odam islom safidan chiqib ketmaydi. Lekin gunoh kabiralarni qilgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan shirk ham kichkina shirk edi. Ashablar katta shirkdan salomat qolishgan edilar tauhid aqidasining tarbiyasi bilan. Kichkina shirklarning bittasi riyo. Riyokorlik va o'zining qilayotgan ishini ham ovozasini boshqalar eshitsin, qilayotgan amalini boshqalar ko'rsin degan. Masalan, namoz o'qiydi bir kishi. Roza tutadi. Lekin shu namozini odamlar maqtashligi uchun chiroyli qiladi, rozani ham odamlar maqtashligi uchun chiroyli tutib, yo nafil bo'lsa ko'rsatishlikka harakat qiladi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan solihan va la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kim Rabbiga ro'baro' bo'lishlikni xohlasa, yaxshi solih amalni qilsin va Rabbiga ibodat qilishlikda hech bir kishini sharik qilmasin. Ya'ni birovni hisobga olmasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogohlantirgan va eng tashvish qilgan shirk ham shudir birodarlar. Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar ar-riya. Yaqulullohu yawmal qiyamati idha jazan nasa bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'an. İmam Ahmed ibn Hanbal rivoyat qilgan sahih hadislardan. Men ummat sizlarning ustingizlarda qo'rqadigan narsamni eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdir, ya'ni riyodir. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni odamlarni amallari bilan mukofotlaganda aytadi. Riyokor kishilarga boringlar, dunyoda kimga riyo qilib maqtasin degan odamlaringizni oldiga boringlar. Kimga riyo qilgan bo'lsanglar, kimga ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, kimni eshitsin demoqchi bo'lsanglar shularning oldiga boringlar. Qaraylarki, ularda oldida sizlarni qilgan amallaringizga mukofot bormikan? İkinci, Allah'tan başkanı namiga qasam içlik. Bu kichkina şirktir. Men halafa bi gayrillahi faqad ashrak. İmam Ahmed ibn Hanbal rivayet ediyorlar. Kim Allah'tan başkanı namiga qasam içse, bu müşrik bo'ladi dediler. Yani kichkina şirk kılgen bo'ladi. Allah'tan namiga, Allah'tan namidan başkaca qasam içiş, yani Allah'tan namidan başkaca qasam içlik, kichkina şirkten katta şirkke aylanışlığı ham mümkün. Agar e'tiqod qilsaki Allohning nomidan boshqaga qasam ichgan edi. Shu boshqa nomni Allohdan boshqani zarar yetkazishlikka qodir va foydalar yetkazishlikka qodir bo'lganligi uchun men qasam ichyapman desa katta shirk bo'ladi. Shirkul xafi, birovga bilinmaydigan shirk, maxfiy shirklar. Abdulloh ibn Abbos buni maxfiy shirkni mashaallohu va shi'ta Allah xohlasa va siz xohlasangiz bo'ladi degan so'zni aytgan ekan. Laulallohu va fulan. Alloh bo'lmaganda, falonchi bo'lmaganda manaqa bo'lardi desa shirk bu. Maxfiy shirk bu. Ma sha'a Allohu va sha'a fulanun. Alloh xohlasa, falonchi xohlasa degan so'zlar shirk. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Ahmad ibn Hanbal va boshqalar rivoyatida aytdilarki, la taqulu ma sha Allohu va sha'a fulanun, balakin qulu ma sha Allohu summa sha'a fulanun. Alloh xolasa va falonchi xolasa demanglar. Mabodo shunaqa so'zni aytmoqchi bo'lsanglar, ma sha Allohu summa sha'a fulanun. Alloh xohlasa, keyin siz xohlasangiz yo falonchi xohlasa desa mumkin ekan. Alloh xohlasa va u xohlasa yo falonchi xohlasa desa shirk bo'ladi. Ya'ni vav bilan summani farqini bildirilyapti. Mana bu narsa kichkina shirklardir birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan panoh istaylikki, shirklardan saqlanishlik. Bu eng katta ibodat. Amalning hayotdagi ma'mur bo'lgan amallarimizning eng kattasi tauhid ahlidan bo'lishlik va shirkdan saqlanishlik. Buyurilgan narsaning eng kattasi tauhid va qaytarilgan narsaning eng kattasi shirkdir birodarlar. Mana bu narsa esimizdan chiqmasligi kerak.
Dersimizin mavzusiga bir narsa mavzusiga bir narsa qo'shmoqchimanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablarining fazilatlari haqida har bir darsda shu qo'shib o'rganmoqchiman. Sizlar bilan birga o'rganishlikni o'zimga shuni munosib ko'rdim. Birinchidan, sahobalarning fazilatlarini o'rganishligimiz ularga ergashishligimizga sabab bo'lsa, ikkinchidan ba'zi bir islomdan begona bo'lgan, islomni da'vo qilgan bir firqalar borki, u sahobalarning so'kishlik bilan dan ham tortinmaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xususan Umar ibn al-Xattobni so'kishlikdan tortinmaydigan islomdan begona bo'lgan firqalar bor. Shuning uchun ham bu narsani hozir o'rganishligimiz hammamizga bir zaruriydir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablari haqida nima deganlar? Sahih rivoyatlar asosida shu darsni inshaalloh bugun boshlaymiz. Rivoyatlar ba'zilariga to'xtalib o'tamiz, vaqtni yutishligimiz uchun oxirgi raviyni zikr qilib aytamiz. An Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Allohu Allohu fi ashabi, la tattakhiduhum ghoradan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, va man abghadahum fabibughdi abghadahum, va man adahum faqad adani, va man adani faqad adallohu azza va jalla, va man adallohu yushiku an ya'khudahu." Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar ashablarim haqida. Meni ashablarimni dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nishona qilib olmanglar. Ya'ni u tarafga qarab so'zingizni otadigan nishona qilmanglar. Kim meni ashablarimni yaxshi ko'rsa, men uni yaxshi ko'rganligim sababli ashablarimni yaxshi ko'ribdi. Ya'ni ashablarimni yaxshi ko'rganlik sifati men uni yaxshi ko'rganligimga dalolat qiladi degan ekanlar. Kim ashablarimni yomon ko'rsa, men uni yomon ko'rganligimga dalolat qiladi. Kim ashablarga azor bersa, menga azor beribdi. Kim menga azor bersa, Alloh azza va jallaga azor beribdi. Allohga azor bergan odamni Alloh jazolashligi yaqindir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ashabi kiromlar haqida juda ko'p shunday rivoyat qilingan hadislar bor. Abu Said radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki: "La tasubbu ashabi, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ." Ashablarimni sökmeyler. Ruhum qolida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, agar sizlarning bittalaringlar Uhud tog'icha tilloni infoq qilib ihson qilsa, ularning ashablarim sarf qilgan bir mud, ya'ni bir mud deb yo yarim mud miqdoridagi bo'lgan, ya'ni 2 kilo yoinki 1 kilo miqdordagi sarf qilgancha barobar bo'la olmaydi. Mud deb yo yarim mud miqdoridagi bo'lgan, ya'ni 2 kilo yoinki 1 kilo miqdordagi sarf qilgancha barobar bo'la olmaydi. Uhud tog'icha oltinni sarf qilgan bo'lsa, ba'zilar buni bug'doy deyishadilar. 2 kilo bug'doy yoinki 1 kilo bug'doyni sarf qilguncha savobni ola olmaydi dedilar. Ashabi kiromlar nima uchun? Ular muhtoj bo'lib turib sarf qilishgan edilar. Hatto ularning sarflarini ba'ziga to'xtalib o'tsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga mehmon keldi. Shu kim meni mehmonimni mehmon qiladi dedilar. Kim olib ketadi dedilar. Oldlarida hech narsa topolmadilar. Shunda bir kishi men dedilar. Lekin uylarda bir narsa borligidan yo'qmi o'ylanib qoldilarda olib ketdilar. Olib borib uyga kirdilarda oilalardan so'radilarki, oilalari hijobdan ilgari edi. Biror bir yeydigan narsa bormi dedilar. Bolalarni uxlatadigan narsa bor dedilar. Ya'ni ham oz shu uxlab qolishligiga sabab bo'ladigan narsani qayerlab turibdi.
Bollardaki uyan. Bulmasan dediler, şu avukatini alıp kelesen de, şu mihman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldırdı, hiç nesi yolu için mihmanlarını min alıp baraman deyip alıp geldim, şu çırağını avukat bugün alıp gelingen vakti uçurup koyasan dediler. Onu zorla biz al yetken bulup öz yedir oramız, az digiden dediler. Hüt düşündüğü kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haberini ertelep dediler. Ularının ihsanları bittesi şundeyi bulsa, şundeyi muhtaç bulup turup verişallardılar. Bizde aşk kalırsa ve onun yamarrağı aşk kalırsa bir Allah'ımız. Mabada birsek buna. Bazı zatlar bir nesil verişlikke kadir bulmasından bir günü keçede turup sahabelerden bittileri, Hıdayan bir adamlarga okşap ben ihsan kılalmayıp ben. Endi meni ihsanım şu ki, kim menge şu vakkaça azar bergen bolsa şülerden hamestan razıyım ben, şülerini günahlarını keçirgin deyip, şundan başka narsana ihsan kılalmayım ben dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarga irtemen kelgelerde aynel mutasaddikul leyla dediler. Bugünkü keçede ihsan sadaka kılgen kim dediler. Hayır dediler. Hamma hayran bulup durdu. Kayıt soradılar, hiç kim indemedi. Falan çıtırın dediler. Bugünkü keçedeki sadakatıyla Allah kabul edildi. Bazı bir köp sadakat kılgellerini, biz bu köp sadakat kılgellerini aytip tamamla bu miyimiz? Bedevlet kişilerinin sadakatlarını koya uğrasılar. Ana şimdi bütün vücudları bilen Allah'ın rızası maksat kılınardı. Allah'a alem Cübeyr ibn-i Mut'im bulsalar gerek, bu kişi ikide tüyene bir halde altında alıp bir kişide bir kişide kattık ihtiyacı bildiler de Allah'a alem ikide ya bitti tüyene. Abardılar da eşiklerini keçeste bağırıp eşiğini aç dediler. Eşiğini açma dediler. Çırağını açır dediler. Çırağını kotarıp çıkan eder. Çırağını açır dediler. Ey Abdullah kimsen dediler. Çırağını açır kegin bilesen dediler. Çırağını açırdılar. Eşiğini indi açtılar. Açtılar. Tüyabını kirgizdiler de kolları bir halten taşak dediler. Kimsen dediler. Yo beni kimliğimi bilme. Bu senin için en menfaatli, benim için en menfaatli. Senin için menfaatli. Beni kimliğini bilsen birer bir nahak iş kılıyetkenimde şu ihsanlı raya kılıp kaytar almaya kalışayım mümkün dediler. Ay benim için menfaatli şu ki ben hem senge şunar sana bir gemmen degenler sana aytmaya yuramam dedi. İhsanlarını eğer tariflab görülse, hiçbir biz bilen siz, eğer bunu sahih hadisler bilen de kalmagen bugün de biz işanmazdan yaşayın bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablardan bittileri, balık yegileri geldi, uzak vakta amsız kalgenlerden. Şu keserlikten özleri tüzelgenlerdi, balık yegileri gelip, balık pişiriler dediler. Balığını tapıp pişirip ap gelişken de şunu yemakçı bulup durgenler de bir hadis-i mübarek islerge geliler de kaysi bir kişi, mumin kişi bir nesini kattık iştaha kılıp durup şunu biraderizge birse dozak ot haram bulab degen hadisini islerge geliler de şu hadiske hayatımda amel kılıçlığına muvaffak bulmayan eken hazır cüde hem iştaha kıldım şu nesini indi bir kişiye biri falancı muhtar şunge alıp çıkıyorlar dediler. O kişiye alıp çıkıldı. O kişi ham ettiler ki minden köre falancı muhtar dediler. Şu hanedanlardan yedinci hanedan gekiyende bu kişi ençeden biri natabıdı. Bu balığını bir yerden çıkıp etkerliğini bilmezden mene şu kişi muhtar dediler deyip kaydettirdi bu adam. Bu nerseler ana bunda infakının bir müddü bir havuçu braderler bir sarıp kılıyetken bir tağdan abzerliğini eğer o vakitteki infaklarını örgensek hakikatte biz bunga ishona olamiz. Shuning uchun ashab-i kiromlarni so'kishlikka til bormasligi kerak birodarlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, qala unasun min ashabi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Ashab-ı Resulullah sallallohu alayhi va sallamdan bir kishilar, bir necha kishilar kelishlarda ya Rasulullah inna nusabbu bizi bazılar sökiyaptı, sökiliyappiz. Degenlerde, فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Meni ashabını kim sökse Allah'ın periştelerine hem adamların laneti olsun." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Meni ashabını kim sökse Allah'ın periştelerine hem adamların laneti olsun." dediler. Allah ondan farzını hem nafilini hem kabul kılmaydı dediler. Muaz ibn-i Cebel'den rivayet kılınırdı ki, menge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler dedi Muaz ibn-i Cebel radiyallahu anhu, "Ya Muaz, ati' kulle emirin, ve salli halfe kulli imamin, ve la tesubbenne ahaden min ashabi." Emirin'e itaat kılgın dediler. Yani elbette Müslümanlardan bunu şart edilen. Her bir imamın arkasında namaz okuyun dediler. Ve ben bir artasını sökmeyin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, "Men hafizani fi ashabi kuntu lehu yevmel kıyameti hafizan. Ve men sabba ashabi fe aleyhi lanetullah." Kim beni ashablarım hakkında beni saklasa, yani beni ashablarımını himaye kılsa, kayırda olsa, ben kıyamet günü onu himaye kılamam. Kim ashablarını sökse Allah'ın laneti olsun dediler. Abdurrahman ibn Avf Halid ibn Velid'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı şikayet kılıp geldiler. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Halid, ma leke ve ma li raculin minel muhacirin لو انفقت مثل احد ذهبا لا لم تدرك عمله." "Ey Halid," dediler, "nimaga muhacirlardan bittasini sökyapsiz?" dediler. Halid ibn Velid İslam harbiy komandoni birodarlar. "Agar Uhud tog'icha oltinni sarf qilsangiz, ey Halid," dediler, "u muhacir hijrat qilgan ashabimni amalini topolmaysiz," dediler. Ba'zi rivoyatlarda Abdurrahman ibn Avf Halid ibn Velid'den şikayet kılıp geldiler. Fakala, "Ya Halid, lime tu'zi raculen min ahli Badr?" Badr'de iştirak etken kişini nimege azar veriyapsız bu kişiye dediler. "Eğer altın, Uhud dağıça altınını sarıp kılsız, onun amelini ya beraber amel kılalmıyorsunuz," dediler. Fakala, "Ya Resulallah, yaka'una fiyye fe'aruddu aleyhim." "Meniyem sökşetudu, min ham ularga cevap kaytardım, halas," dediler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken ekerler ki, "La tu'zu Halid'en fe innehu seyfun min suyufillah sabbahullahu alel kuffar." Halid'ni sökmeyler dediler. Bu Allah'ın kılıçlerden kılıçtır dediler. Halid Allah'ın kılıçı dediler. Onu Allah Teala kafirlerge suğurup koyan bu kılıçını dediler. Bazı rivayetlerde Abdullah ibn-i Umar'dan işittim dediler. Nusayr ibn-i Zaluk degan zat tabiillerden bu kişi, "Semi'tu İbn Umar yakulu la tesubba ashab Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fele meqamu ahadihim sa'aten khayrun min amali ahadikum umurahu." Muhammed aleyhisselam'ın ashablarını sökmeyler. Ularının hayatta bir saat yaşayanları sizler ömrüler boyunca kılgen amelilerden yakşıraktır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetler ki bana, "Metalu ashabi finnas kemethalil milhi fitta'an." Ashablarımın adamlar içinde türüşünün misali, hutta taamdaki tuz gökşeydi dediler. Hasan, İmam Hasan ayetlerler ki şu sözden kigin, "Hayhat zehebe milhul kavm." Adamlarını tuzu ketti dediler. Bir tuzuk kaldı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis bana rivayet kılınken de bazı İmam Hasan ayetler ekerler ki, "Vehel yatibu ta'am illa bil milhi." Avukat tuz bilen şirin bolatta. Kigin ayetler ekerler ki, "Fekeyfe bi kavmin kad zahebe milhuhum." Tuzu ketip koyken bir tuz bulup koyan adamlar kandı yaşayattı bana. Dedi de ekerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde turganlarida, "Inna rijli ala tir'atin min tira'il cenne au tira'il havd ve enne abden khayyarahullahu an ya'işe fid dunya ma ahabba ya'kulu minha ma ahabba
وبين لقاء الله عز وجل وأن العبد اختار لقاء الله قال فبكى أبو بكر وهو قريب من المنبر حتى قال شيخ من الأنصار ما يبكي هذا إن كان رسول الله ذكر رجلا من بني إسرائيل أو رجلا من الناس قال وعرف أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عنى نفسه فلما ذهبت عبرته فقال بأبي أنت وأمي بل نفديك بآبائنا وأنفسنا فقال عند ذلك ما أحد من الناس أعظم علينا حقا في صحبته وماله من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن ود وإخاء إيمان Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde turba ettiler ki mine ayağım cennet bir su tir'un deyip su atılıp çıkıp durgen caydaydı. Cennet bulaklarını çıkıp durgen caydan bir bulakka ayağım teyip durdu. Ya havuzunu başlangıç kısmıya ayağım teyip durgen teyip durdu. Bir bendeni Allah Teala dünyada yakşı görgende kakılıp yaşaşlığı bilen haklagen yakşı görgen mersesini yiyip Hohlagandaqa yaxshi yashashlikni bilan Allohga huzuriga borishlik o'rtasini ixtiyorlik qildi. Holing dunyoda xohlagandaqa yashaysanmi yoki Allohni huzuriga borasanmi degan ixtiyor qilganda banda Allohga ro'baro' bo'lishlikni ixtiyor qildi. Shunda to'satdan Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar, minbarga yaqinladilar. Shunda ansorlardan bir kishi buni nima yig'latyapti-ki, nima yig'layapti-ki dedi. Ha Bani İsrail'den bir kişiye Allah'ın huzuruna barasanı yani ki dünyada haleganindeki yaşaysanı dese Allah'ın huzurunu talletti de hemme Allah'ın huzurunu talletti ya bir adamı zikir kısa bu adam yığla yaptı bu kare kişi deyip şimdi degellerde Abu Bakr radiyallahu anhu bilgen ediler fakat şu kişi bilgenler bu bende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğilerini bu kişi özlerinin dünyadan keçişlerden haber veriyet geldiğilerini bilgen ediler Şunun için yığılagendiler. Köz yaşları tohtagenden kigin, otam sizge onam fida bulsun. De belki ötken ecdadlarım o, özümüz o hemimiz fida buluyduk. Şunda deyip ettiler. Şunda adamlar düşünüştüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, adamların içi de minde, meni üstümde en sohbeti de hakkı köp bulgen Abu Bakr dediler. Eğer min fidayı bir özümge dost istemakçı bugenimde Abu Bakr'ına özümge şimdi dost kılardım. Lekin iman, İslam biraderliği yetedişi dediler. Yani fida degenli manası şunu eytkenini, bu türlü şunu eytkenini kılıp degenini kabul kılışlıyız. Bu İslam deyince mümkünmez biraderler. Biz Allah'ına eytkenini yine Resulüne eytkenini kılamız. Başka birağına eytkenini kılmıyız. Onun bilen imanlı biraderliği yetedi. Çünkü İmanlı biraderlik doğru olsa yardım veremiz, na doğru olsa onu kaytaramız. Mana bu imanlı biraderlik. Halil olsa bütünle verilip geçişlik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılgellerde, mana hammamızga hicret malum, ukşu bilen birge Abu Bakr radiyallahu anhu varidiler. Havr gari tarafya karab yol alıştılar. Şunda Abu Bakr radiyallahu anhu dem arkada yürerdiler, dem oldu de yürerdiler. Kıymame yani ündeki her kıl nesnelerini alıp çıktılar, tazeler. Kala nafi'un, fahaddeseni raculun an Ali ibn Abi Mulaykata enne Ebu Bekir'in ra'a hücuran fil gar. Şu garda bir tazeler çıkarlardaki kirgerlerdeki bir teşikini kurdular. Fa'alqama ha kademahu. Ayaklarını şu teşike kirgizip kımırlamayı türgen ekerler. Ayettiler ki, ya Resulallah, inkânet les'atun ev ledgatun kânet bi. Mabada bir les'adet, Çayanını çakışını eytedi. Ledga deyip ilanını çakışını eytedi. Kan deyip olsa han, şunarsa beni ayağımı çaksın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Bakr radiyallahu anhu hakkında kub faziletlerini bayan kılıp etkenler. Abu Hureyre rivayeti de radiyallahu anhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ فَبَكَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ وَهَلْ أَنَا وَمَالِ إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Abu Bakr'ın malı minge manfaat birgençe dünyada hiç kendi mal manfaat vermedi dediler. Şunda Abu Bakr yığla genekeller.
haliyam meni malum boladı mı? Meni malum hamas sizdiki de degan ekanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Ebu Salih senedini yetkizdiler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Men anfaqa zavceyni mimma yemliku fekullu hazanatil cenne yed'uhu ya Abdallah ya Muslim hada khayrun halun meyley fekala Ebu Bekri ya Resulallah hada raculun la teva aleyhi in taraka baban dekhala minel ahar fahatan nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme katifahu biyedihi thumme kala vallahi inni la atma'u an tekuna minhum والله ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر ثم قال وهل هداني الله ورفعني إلا بك كم بر جفت نرسنا يعني هر بر نرسدن جفت نرسلنا الله نيولي ده سرب قلسا özün مال ملكدن بولب جنت باسبالر حمس او عبد الله او مسلم ما يقى كلين ما دروازدن كلين ده چقرب تراد أبو بكر رضي الله عنه ايتلر كي يا رسول الله Bir odam mabodo bir darvozaga qaramasdan boshqasiga ketsa, uni ham qaramasdan boshqasiga ketsa, bir qaysindan kirsamikin deb xolagandan kirsa, unga hech zarar yo'qmi? Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini Abu Bakr radhiyallohu anhu yelkalariga qo'yib, "Men mana shunday xohlagandan kiradigan, hamma chaqiradigan siz deb gumon qilaman" dedilar. Siz bo'lsangiz kerak dedilar. Aytdilarki, Abu Bakrning moli menga manfaat bergancha, hech kimning moli menga manfaat bergani yo'q. Shunda Abu Bakr yig'lagan ekanlar roziyallohu anhu, Alloh meni hidoyat qildi va meni shu martabaga siz sababli Alloh meni ko'tardi degan ekanlar. Abu Bakr roziyallohu anhu da moli bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Bilal Habashini ozod qilganlar, yo'ki Abu Bakr roziyallohu anhu o'zlari ozod qilganlar. وكان يقضي في مال ابي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه اذن مالنا قنا قلب صرف قلسا ابو بكر رضي الله عنه ده مالنا پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم شنو صرف قلار اكنلار هیچ بو حقته بر اويلمات اكنلار الله بتون صحابلارنا حملارنا فضيلتلار حقده هر بر درسمزده قوشب بارامزكي يعني تكرار ايتامزكي صحابلار حقده بولغان bizi faziletler hakkıda bulgen haberler bizlerine terbiyelenişliğimizge köp sebep buladı. Bulum hem bu İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel'ne Fadailu Sahabe digen kitabıdan senedleri sahih bulgen rivayetlerinden kiltirilgen. Allah Subhanehu ve Teala hemmemizge hem şu derslerinin bilişliğini Allah Teala nasip kılıp, amel kılışlığını nasip kısın. Allah Subhanehu ve Teala şu dersin devamı kılışlığını Allah özü medet versin. Ve bizlerine hem şu sahabelerge irgeçlikke, bir hayatımızda, kendi bu kulumuzdan ki gençe irgeçliğine Allah-u Teala hammamızge nasip olsun. Küçük sual kıl yaptıysa ki nisbeten nisab kılıp muhtaç adamca karz birse buladı mı? Misal göğüst, göğüstün başka nesige. Bunu biz düşünmedik. Dağılıp gülünge resimlerde adamı kurunu anak bilinip duradigen bosa, olsa bu miydi? Mayda bo'lsa uni zarari yo'q. Bular 3 kun da'vatga otasining roziligisi chiqib bo'ladimi? Otasini rozi qilsin. Shunaqa bo'lgan savolni shu bo'lishligi mumkinki, masalan, narsalari bor. U narsalarni zakotga yetadigan nisobi bor-u, shu ro'moli nisobga yetadi deylik. Shundan ro'moldan ajratsa, qo'y bo'lsa qo'ydan ajratadi. Har pul bo'lsa puldan ajratadi. Har bir narsani o'zidan nisobga ajratadi. Shu endi ajratganingizdagi u sizning molingiz emas endi. Uni o'rniga tag'yir bermasdan, o'zgartirmasdan bergan yaxshi bo'ladi. Namozga o'tsa bo'laveradi. Ya'ni namozga o'tishlik uchun ayoli bo'lish bo'lmasligi shart emas. Ya'ni shundan bo'ldiki, ayoli bo'lmagan odam bir o'tishlik o'tmaslik haqidagi ba'zi rivoyatlar bor. Masalan aytaylik, ba'zi kishilar hayoli parishon bo'lib turgan odamlardan ko'ra boshqani namozga o'tganligi afzalligi tomonida bo'ladi xolos. Asli durustligida kamolat yoshiga yetgan odam qiroati durust bo'lsa namozga o'tsa bo'laveradi. Nos, nasha va tamaki chekkan odam bu ham o'tsa bo'ladimi debdi. Bu ya'ni bu narsalar, bu birodarlar, bu nasha shariatda harom narsa bu endi. Bu narsalarda bu kasofatlarni chekkandan keyin bu tarati bormi yo'qmi bilmaydigan holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, bu biz endi undan chetlanishimiz kerak.
bo'lsammi degan savol bor. Fosiqni namozga o'tkizgandan ko'ra bir lekin mabodo iqtido qilib qolingan bo'lsa namoz bo'laveradi. Lekin unday har xil odamlarni namozga o'tkizmaslik kerak. Shuncha Alloh subhanahu va taoloni bu ibodati bunga bir qo'ldan kelgancha o'zi hamma tomondan bir amal qilib qo'ldan kelayotgan odamni namozga o'tkizgan yaxshi bo'ladi. Bir imomning orqasida namoz o'qiydi. Osha duolar ekan, shu bir ikkitalari valdamizni duo qiling kasal debdilar. Bir ikkitalari ilm o'qishayotgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ilmlariga rivoj bersin, volidalariga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo hammalariga ham shifo, kasallarga shifo. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida ilm o'qiyotganlarga ilm bersin va amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Bo'lmasa bo'lgan bir duo qilay, ko'p chekar. Inshaalloh buni endi mana mikrofonda haqida ham buzoq qilib qo'yli debdilar. Mikrofonda sal yaxshiroq ishlamayotgan ekan, tuzatib olib kelib berishibdi. Buni endi Alloh taolo hammalariga ham bir yordam bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyilatul aqidati al-islamiyah bi Jiddah tuqaddim